Herkese merhaba arkadaşlar, ben Osman Barak. Bir önceki videoda KPSS sürecimden bahsetmiştim. Neler yaptığımdan, neler yaşadığımdan konuşmuştum. Bu videoda da Türkçe'ye nasıl çalıştığımdan, Türkçe netlerimi nasıl artırdığımdan bahsedeceğim. Öncelikle ben sınavda Türkçeden 26.25 net yaptım. İki yanlış dil bilgisinden, bir yanlış da paragraftan vardı. Benim için gayet yeterli bir netti bu net aslında. Sürecin en başına gelecek olursak, ben çözdüğüm denemelerde 15 neti dahi geçemiyordum. Yani yaptığım net, sınavda yaptığım net benim için o yüzden gayet tatmin edici bir netti. Çünkü benim Türkçeden arkadaşlar, sınava hazırlanmaya başladığım süreçte bir altyapım yoktu, bir temelim yoktu. Yani dil bilgisi benim çok kötüydü, her zaman kötüydü. Paragraf sorularını yani birkaç kez okuduktan sonra dahi çözemezdim. Hani tek okumada kesinlikle paragraf sorularını yapamazdım. Sözel mantığı zaten hani KPSS'ye kadar hiç çözmemiştim sözel mantıkla alakalı bir soru. Peki ben nasıl o zaman bu neti yapabildim sınavda? Öncelikle arkadaşlar ben benim hocam da Öznür Hoca'dan dil bilgisi konu anlatım videolarını izledim. Gayet güzel anlatıyordu ama siz başka hocadan da dinleyebilirsiniz tabii yine. Benim Öznür Hoca'dan dil bilgisi videolarını izlerken aynı zamanda YouTube'da yine 7/24 dersteyiz diye bir kanal vardı. Şu an kanalın ismi değişmiş, yine aşağıda linkini bırakacağım. Önder Hoca bu kanalın sahibi. Buradan da dil bilgisiyle alakalı soru çözüm videoları izliyordum. Yani Öznür Hoca'dan dil bilgisi konu anlatımı, Önder Hoca'dan da soru çözüm videoları izliyordum. Önder Hoca'nın videoları arkadaşlar gerçekten tamamen sınava yönelikti. Zaten hani KPSS'de ne çıkar başlığı altında paylaşıyordu bu videoları. Zaten soru çözümü yaparken de konu anlatımı da yapıyordu aslında bir nebze. Yani ikisini harmanladığım zaman ben gayet başarı elde ettim dil bilgisinde. Yani alan sınavında da çıkıyor bizim o dil bilgisi. O yüzden hani benim için gerçekten çok faydalı oldu bu iki hoca. Daha sonra paragraf kısmına geldim. Aslında hepimizin korkulu rüyası, benim de öyle. Çünkü YGS'de gerçekten ben paragraf yüzünden bayağı düşük bir puan almıştım. Ama bu sınavda hani uyguladığım yöntem sayesinde, yöntem diyeyim artık, uyguladığım ders çalışma sistemi sayesinde iyi yaptım aslında. Bir tane yanlışım vardı. Ne yaptım? YouTube'da arkadaşlar, yine ben her zamanki gibi YouTube'dan süreci ilerlettim. YouTube'da Dürüşte Hoca ile Paragraf diye bir YouTube kanalı var. Buradan ben paragraf çözme taktiklerini izledim. Hepsini inceledim tek tek. Daha sonra çıkmış sorular üzerinde ben bu taktikleri uyguladım. İşime gerçekten yarayanlar oldu. Bazılarını tam oturtamadım, o yüzden sınavda da kullanmadım. Bu taktikleri ben kullandım. Denemelerde de uyguladım. Zaten belli bir süre sonra arkadaşlar otomatikleşiyorsunuz. Hani bu taktikleri uyguladıktan sonra, ki gayet faydası oldu. Yani Türkçe paragraf için kitap okumak çok faydalıdır. Ama bence kitap çok okuyorsanız bile bu paragraf çözme taktiklerine bir bakın mutlaka. Çünkü sınavda Türkçe'de bizi en çok zorlayacak şey zaman. Zamanı iyi kullanmak için de hani soruların nasıl çözüldüğünü, kolay yoldan, kısa yoldan nasıl çözüldüğünü bilmemiz gerekiyor. Bu paragraf çözme taktikleri çok faydalı olabiliyor o yüzden. Daha sonra ben PEGEM'den 30'lu tek ders denemesi aldım arkadaşlar. Hani bu çıkmış soruları falan da çözdükten sonra. İşte gün aşırı 2 günde bir, 3 günde bir bu denemeleri çözüyordum. Ama çözerken mutlaka süre tutuyordum. Siz de mutlaka süre tutun. Çünkü sınavda İlla ki bu süreyi aşacaksınız. Yani 30 soruya 30 dakika verin. Hani sınavda zaten yine 40 dakikada falan çözersiniz muhtemelen. Son olarak sözel mantığa geleyim arkadaşlar. Ben sözel mantığı da yine YouTube'dan Aker Kartal'dan dinledim. Duymuşsunuzdur zaten mutlaka. Hem dil bilgisi konu anlatım videoları çekiyor, hem de sözel mantık videoları çekiyor. Ben sözel mantık kısmını Aker Hoca'dan dinledim. Gerçekten gayet iyi anlatıyor. Yani zaten çıkmış sorular üzerinden anlatıyor sözel mantığı. O yüzden çok etkili oldu benim hani sınavda yapabilmeme diyebilirim. Ama yapamaya da bilirdim. Çünkü sözel mantık tamamen sınav motivasyonu ile alakalı bir şey. Kesinlikle sınavda hani yapamıyorsanız takılıp kalmayın derim ben sözel mantığa. Umarım yaparsınız ama. Benim söyleyeceklerim bu videoda bu kadardı. Umarım başarılı olursunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.